mesajlar verdi Bakan Çavuşoğlu. Ya bu ilişkiler düzelecek ya da tamamen bozulacak, bunun başka bir yolu yoktur dedi. Bakacağız. Ve CHP MYK'sı belli oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu 13 kişilik MYK'ya 5 koltuk daha ekledi ve 18'e yükseltti. CHP örgütünden sorumlu genel başkan yardımcılığına Bülent Tezcan yeniden devam ediyor ve genel sekreterliğe ise Akif Hamza Çebi getirildi. Detaylarına bakacağız. Hemen gelişmelerle başlayalım. Afrin Harekatı'nda 24. güne girildi ve gelişmeler var. Hemen onları sizlerle paylaşalım. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatıyla PKK, KCK, PYD, YPG ve IŞİD terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 15 hedef imha edildi. Harekata katılan uçaklar emniyetle üstlerine dönerken bölgeden elde edilen bilgilere göre dün 103 PKK, KCK, PYD, YPG ve IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 oldu. Suriye sınırında konuştuğu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank Hatay'a geldi. Suriye sınırında konuştuğu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank Hassa ilçesine ulaştı. Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi. Zeytin Dalı operasyonunda Afrin merkeze girilmek üzere korucuların da gönderileceği öğrenildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 500 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen Afrin merkezine girilmemesi gerektiği uyarısını yapsa da Afrin'in içine girileceği ileri sürüldü. Habertürk gazetesine göre Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin şehir merkezine yapılacak operasyona Güneydoğu'daki operasyonlarda görev yaparak tecrübe kazanmış güvenlik korucularının da götürüleceği öğrenildi. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Kürt kökenli korucular harekata katılarak operasyonun Kürtlere karşı yapıldığı algısını kıracak dedi. Konuyla ilgili il ve ilçe jandarma komutanlıklarının çalışma yaptığı Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de görev yapanlar arasından gönüllülerin seçileceği belirtildi. Türkiye ve ABD ilişkileri bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz gün İbrahim Kalın McMaster'la bir görüşme gerçekleştirmişti ve Tillerson Perşembe günü Ankara'ya geliyor. Türkiye-ABD ilişkilerindeki kritik süreçte Türkiye ABD'den önemli bir isim ağırladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede McMaster, Kalın görüşmesinde masada Afrin Harekatı, Washington yönetiminin YPG politikası ve olası Münbiç Harekatı vardı. Terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yollarının araştırıldığı görüşmede Türkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi. İki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye ABD'den üst düzey bir ismi daha ağırlamaya hazırlanıyor. First, my commitment to the success of our president and our country is as strong as it was the day I accepted his offer. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Perşembe günü Ankara'ya gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara temaslarında ana gündem maddesi Zeytin Dalı Harekatı olacak. ABD operasyonun Münbiç'e uzanmamasını istiyor. Türkiye ise YPG'yi Münbiç'ten temizlemekte kararlı. We're finding new ways to govern that deliver new victories. Our job is now to achieve results on behalf of America. Görüşmelerde bu konudaki görüş ayrılığının önüne geçmek için formüllerin konuşulacağı belirtiliyor. Tillerson'a YPG'ye verilen silahlar konusundaki rahatsızlık da iletilecek. To exert unprecedented economic influence on North Korea.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu ABD'ye yönelik net mesajlar vererek ya ilişkileri düzelteceğiz ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak. Bunun başka seçeneği yok dedi. Artık biz vaat istemiyoruz ve somut adımlar istiyoruz. Ve belli konuları ABD ile konuşabilmemiz için daha önce de tekrar tekrar söyledim. Kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Ve kaybolan güvenin nedeni de ABD'dir. Çünkü Türkiye hiçbir müttefikine, hiçbir dostuna ve hiçbir ülkeye yanlış yapmaz. Yapmamıştır, yapmaz. Ama müttefikimiz ABD'den çok ciddi hatalar gördük, yanlışlar gördük. FETÖ konusunda, YPG konusunda ve başka konularda. Ve biraz önce de söyledim, ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir olur? Dolayısıyla halkımızın da bizim de yani yöneticiler olarak ABD'ye güvenimizin kaybolması doğaldır. Ve bu güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Ve artık söz ve vaatler istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Ve Tillerson'ın bu ziyaretinde de bunları değerlendireceğiz. Çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Bunun başka bir seçeneği yoktur. Ve bunları da samimi bir şekilde konuşacağız. Zaten McMaster, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster geldi. Dün arkadaşlarımızla, bakanlığımızdan arkadaşlarla ve istihbarattan arkadaşlarımızla ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Bey'le görüşmelerini yaptılar. Değerlendirmeler yaptılar. Somut konulara fazla girilmedi ama esas Tillerson'ın ziyareti bu anlamda önemlidir. Ve Perşembe akşamı yine Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulüyle ve ertesi gün bizim yine kendi aramızdaki yaptığımız görüşmelerle bu süreçleri, bu konuları değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, PKK, IŞİD neyse YPG, PYD, FETÖ terör örgütüdür. Bunların sadece ambalajları farklıdır dedi. ABD'nin ısrarcı davranışlarını eleştiren Bozdağ, ABD yönetimi Türk milletini ve Türkiye devletinin hassasiyetlerini anlamamakta direniyor şeklinde konuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Aksaray Gençlik Kolları 5. olan kongresi için Aksaray'a geldi. Bozdağ, ABD'nin Türkiye'ye karşı olan tutumunu değerlendirerek terör örgütlerini kabul ettiğini ve Türkiye'yi ikna etmeye çalıştığını söyledi. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü hep beraber yaşadık. Bu darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fethullahçı terör örgütünün kurucusu, yöneticisi, elebaşısı hala Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde Amerika devletinin himayesinde yaşamını sürdürüyor. Türkiye aleyhine terör eylemlerine hiçbir sınırlamaya tabi olmadan devam ediyor. 250 vatandaşımız şehit oldu. 2194 vatandaşımız yaralandı. Peki soruyorum, ABD'nin meclisini, ABD'nin Beyaz Sarayı'nı bombalamış olan bir terör örgütü, bu kadar vatandaşını şehit olmuş etmiş olan bir terör örgütü olsa, bu örgütün yöneticisi de Türkiye'de yaşasa, ABD yönetimi ve ABD halkı buna ne der? ABD'nin bizi oyaladığı gibi, ipe un serdiği gibi Türkiye'de ABD'yi bu teröristler konusunda oyalasa ABD halkı ve ABD devleti bundan memnun kalır mı? Kalmaz. Üsame Bin Laden ABD için ne anlam ifade ediyorsa Fethullahçı terör örgütünün elebaşı terörist Gülen de Türkiye için aynı anlam ifade etmektedir. Ama maalesef ABD yönetimi Türk milletini ve Türkiye devletini ve devletimizin hassasiyetlerini anlamamakta direniyor. PYD, YPG terör örgütüdür diyoruz. Onlar terör örgütü kabul etmiyorlar. FETÖ terör örgütü diyoruz. Onlar başka telden çalıyorlar. PYD, YPG
eşittir PKK'dır. DAEŞ neyse PKK olur. PKK, DAEŞ neyse YPG, PYD, FETÖ terör örgütleri aynıdır. Bu terör örgütlerinin hepsi aynı fabrikanın ürünüdür. Sadece ambalajları farklıdır. ABD Savunma Bakanı Mattis, PYD PKK unsurlarının bir bölümünün Afrin'e kaydığını kabul etti. Is there's a public role and a private role that India's played, okay? The public role is heavily Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı John Mattis, ABD destekli SDG adına kullanılan PYD unsurlarının bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını belirtti. Mattis, Avrupa seyahati sırasında gazetecilere IŞİD'le mücadele konusunda açıklama yaptı ve soruları yanıtladı. Okay, you see what I'm driving at? Because I think no matter what India is doing because of the location. IŞİD'e karşı mücadelenin Suriye'de devam ettiğini söyleyen Mattis, PYD'nin öncülüğünü yaptığı SDG içerisindeki bazı Kürtlerin Afrin'deki operasyonlar sebebiyle dikkatlerinin dağıldığını ve Afrin'e kaydığını belirtti. Now, for reasons that have changed over the last couple of years between Mattis ayrıca şu anda Afrin'de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte %50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor. Kürt arkadaşlarının Afrin'de saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya kaydı ifadelerini kullandı. For, with Pakistan, you mean? Yes, with Pakistan and India with respect to Afghanistan. Yeah. Mattis ayrıca Türkiye'nin sınırları içerisinde silahlı ayaklanmanın devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz dedi. Mattis ister İsrail isterse Lübnan, Ürdün veya Türkiye olsun meşru güvenlik kaygıları taşıyan ülkelerin bu kaygılarını anladıklarını belirtti. Countries decide they want to resolve it. I don't think the Americans have some secret solution. Pentagon daha önce bazı SDG unsurlarının kuvvet kaydırdığını dile getirmiş, ancak resmi bir ağızdan Afrin'e birliklerin kaydığını belirtmemişti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin hafta içinde Mattis'la Brüksel'de görüşmesi bekleniyor. Sir Creek, I'm convinced both Pakistan and India could solve that one. It's just not that significant to either one. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehitlerin ve gazilerin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmayacağını belirterek, bu kapsamda bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakgöz de Hatay'da Zeytindal Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bu kapsamda Orgeneral Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekat hakkında bilgi alarak direktiflerini verdi. Orgeneral Akar denetlemeler sırasında yaptığı konuşmada harekatın esas maksadının sınır bölgesinde ve Afrin'de barış, güvenlik ve istikrarın temelini, bölge halkının teröristlerin zulmünden kurtarılması ve Türkiye'de bulunan Suriyelilerin güvenli evlerine dönmelerinin sağlanması olduğunu hatırlattı. Harekat esnasında sıkça görüldüğü üzere teröristlerin bilinçli bir şekilde sivil kıyafet giymelerine ve sivillerin hayatını hiçe sayarak haince meskun mahallelerdeki birçok evi tahkimli mevzi ve barınak olarak kullanmalarına rağmen masumlara, sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayretin sarf edildiğine dikkati çeken Akar, "Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır." dedi. Harekatın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar doğrultusunda yürütüldüğüne işaret eden Akar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olunduğunu, harekatın terör örgütleriyle mücadeleye esas aldığını vurguladı. Orgeneral Akar, harekata verilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı, gazilere de acil şifalar dileyerek, şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak. Bu kapsamda bölgedeki teröristlerin kökü kazılıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilecek ifadelerini kullandı. Harekata katılan tüm personeli göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutlayan Akar, alınlarından öptüğünü ve mütakip süreçte de başarılarının devam edeceğini yürekten inandığını kaydetti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Elbistan'a gitti. Burada katıldığı bir programda konuşan Ünal, uyuyan devi uyandırırlar diyerek bin yıl daha bu topraklarda yaşayacağız. Bu topraklara göz diken varsa bunu kulağına küpe etsin ifadelerini kullandı. Aynı zamanda medyadaki haberciliği eleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Elbistan'daydı. Burada katıldığı bir programda konuşan Ünal, bin yıl daha bu topraklarda yaşayacağız dedi. Artık Türkiye içeride terör sorununu çözdü. Bakın bunu fark etmiyoruz ama 30 yıldan beri terörü nereye taşımışlardı? Evimize taşımışlardı. Amanoslara taşımışlardı. Tendüre taşımışlardı, Kato'ya taşımışlardı, değil mi? Evet. Bunların hepsini hallettik mi? Çok şükür. Evet. Biz Cizre'de hendek kazanları, Sur'da, Nusaybin'de, Silvan'da, İdil'de, Şırnak'ta hendek kazanların hepsini hendeklere gömdük mü? Gömdük bakalım. Bu şehirlerin hepsini terörden temizledik mi? Evet. Temizledik elhamdülillah. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi terörü kaynağında kurutuyoruz. Artık terörü kaynağında kurutmak için neredeyiz? Afrin'deyiz elhamdülillah. Şimdi bunlar bizim korkacağımızı zannettiler. Vazgeçeceğimizi zannettiler. Biz Çanakkale'de vazgeçtik mi? Hayır. Biz Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da, Dumlupınar'da vazgeçtik mi? Hayır. Jonk Bayırı'nda vazgeçtik mi? Hayır. Biz 12 Şubat'ta vazgeçtik mi? Hayır. Biz 15 Temmuz'da vazgeçtik mi? Hayır. Bakın biz bin yıldan beri devleti ebed müddet bu topraklarda yaşıyoruz. Bin yıl daha bu topraklarda yaşayacağız. Bu topraklara göz diken varsa bunu kulağına küpe etsin kardeşim. Milletin itibarına saldırıldığını iddia eden Ünal, ana haber programlarını 30 dakika izleyin, zannedersiniz ki bu millet hırsızlıktan, tacizden, bu millet çocuk istismarından, çirkin işlerden başka sanki hiçbir şey yapmıyor gibi yarım saat içerisinde ne hale gelirsiniz? Kendinizden ve milletinizden nefret eder hale gelirsiniz. Peki niye yapıyorlar bunu? Uyuyan dev uyandı şimdi. Onun özgüvenine saldırıyorlar. Onun erdemlerine, onun ferasetine, onun cesaretine saldırıyorlar. Biz bunun farkındayız. Bunun farkında olacağız. Sakın ola ki bu kahraman milletle ilgili asla bir şek ve şüphe oluşmasına müsaade etmeyin diye konuştu. İçişleri Bakanlığı'nca Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 474 protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 5-12 Şubat'ta terör örgütleriyle mücadele kapsamında jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando birlikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 1053 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 353, terör örgütü IŞİD'le irtibatlı oldukları iddiasıyla 66, Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasıyla mücadele kapsamında 568, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 15 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca 1002'si terör suçları, 31'i düzensiz göç ve 3939'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4972 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda biri ölü, 11'i sağ ve 13'ü teslim olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren sosyal medyada terör propagandası yaptıkları belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldıkları tespit edilen 192 olmak üzere 666 şüpheli gözaltına alındı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde devriye görevi yapan polis aracı zırhlı polis aracına çarptı ve ne yazık ki kazada bir polisimiz şehit oldu, iki polis de yaralı. Hakkari'den şehit haberi geldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araca çarpması sonucu bir polis şehit oldu. Kaza gece saatlerinde Yüksekova-Van Karayolu üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi. Devriye görevi yapan polis aracı havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasından dolayı uygulama noktasındaki zırhlı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan polislerimiz ise Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni MYK'sı belli oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir önceki 13 kişilik MYK'ya 5 koltuk daha ekledi ve yeni MYK'yı 18 kişi olarak açıkladı. Parti örgütünden sorumlu genel başkan yardımcılığına Bülent Tezcan, genel sekreterliğe ise Akif Hamza Çebi getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 2019 seçimlerine götürecek olan A takımı belli oldu. CHP'de olaylı kurultay sonrası belirlenen parti meclisi üyeleri içinden partinin yönetimi şekillendi. Sürpriz isimler CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu'na girdi ve genel başkan yardımcısı oldu. CHP'nin yeni dönemde genel sekreterliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak isteyen Akif Hamza Çebi getirildi. Geçtiğimiz dönem MYK'da yer almayan Haluk Koç ise idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Yeni dönemde de parti sözcülüğü görevi yine Bülent Tezcan'a ait. Bülent Tezcan ayrıca parti örgütünden de sorumlu olacak. MYK'da sürpriz isim Tuncay Özkan oldu. Eski bir gazeteci olan Tuncay Özkan artık CHP'nin basınla ilişkiler ve kurumsal iletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Hem Muharrem İnce hem de Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi listesinde yer alan Gamze Akkuş İlgezli ise MYK'ya girdi. İlgezli halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Partinin genç milletvekillerinden Onursal Adıgüzel, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. İnsan kaynaklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Tekin Bingöl olurken, doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığına ise Gülizar Biçer Karaca getirildi. Yerel yönetim politikaları Seyit Torun'a, sosyal politikalar Faik Öztrak'a, eğitim politikaları Lale Karabıy'a, dış ilişkiler ise yine Öztürk Yılmaz'a verildi. Efendim bu tarafa. Sıcak bir gelişme var sevgili izleyenler, hemen sizlerle paylaşalım. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi. Afrin'in batısındaki Muhammediye Köyü ele geçirildi. Tekrar edelim, Afrin'in batısındaki Muhammediye Köyü teröristlerden temizlendi. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İttifak konusu gündemindeydi. Tezcan, CHP'nin tek adam rejimi ittifakında yeri yoktur dedi. Türkiye'de temel mesele 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek yapılan 20 Temmuz darbesi ve ilan edilen OHAL şartlarında hiç kimsenin kendisini güvende hissetmediği bir Türkiye tablosunu ortadan kaldırmaktır. Bu tabloyu değiştireceğiz. Parti meclisimizin bugünkü kararlılığı bu tabloyu değiştirme noktasında bir irade birliği olarak ortaya çıkmıştır. Bu tabloyu değiştirmenin en temel ve en önemli yolu, birincil yolu, demokrasi güçlerini bir araya getirmedir. Demokrasi güçlerinin ittifakıdır. Bugün Türkiye'de iki temel ayrım ortaya çıkmıştır. Birisi tek adam rejimi yanlısı olmak, bir diğeri demokrasi yanlısı olmak.
ya demokrasiden yana karar kılacağız ve Türkiye'yi bu açmazın içerisinden çıkaracağız, ya da Türkiye bu karanlık ve sıkıntılı tablonun içerisinde bocalamaya devam edecek. Parti meclisimiz ikinci yolu başarma konusunda kararlılığını ifade etmiştir. Türkiye'de tek adam rejimine karşı demokrasi hattını açacak ve demokrasi güçlerini bir araya getirecek bir mücadelenin öncüsü olacağız. Sorumluluğumuzun farkındayız. Görevin güçlüğünün farkındayız. Ancak parti meclisi bu güçlüğü başarma konusunda kararlıdır. Türkiye'nin bütün iç ve dış sorunlarını çözebilmenin, iç siyasette demokrasi, toplumsal sorunlar, ekonomik sorunlar, eğitim, sağlık, dış politika, bütün temel meselelerin çözümü tek adam rejiminin ortadan kaldırılıp Türkiye'ye demokratik bir nefes aldırma çözümüdür. Tek adam rejimine karşı mücadelenin başarısının tek bir yolu vardır. Demokrasi güçlerinin büyük mutabakatını sağlamak ve parti meclisi bundan sonraki çalışmasında kurultayın gösterdiği hedefler doğrultusunda bu mutabakatı sağlayacak demokrasi güçlerinin ittifakıyla Türkiye'de demokratik, özgürlükçü, hukukun üstünlüğüne dayanan bir düzen kuracağız. Öncelikle ittifakla ilgili Sayın Başbakan'ın bizi de davet ettiği ittifak, öyle ifade ettikleri gibi yerli ve milli ittifak değildir. O ittifak tek adam rejimi ittifakıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tek adam rejimi ittifakında yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi ekseninde geniş bir mutabakatın temsilcisi olacaktır ve ittifakın Türkiye için hayırlı olan, gerçek anlamda Türkiye'nin yararına olan ittifak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yer alacağı o demokrasi ittifakı olacaktır. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu partisinin ilde örgütlendiğini söyledi. Halaçoğlu, ilçelerle birlikte Yargıtay'a bildirdik, Yargıtay da onadı ve sitesinde seçime girilebilir ifadesini koydu dedi. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Kayseri'de bir televizyon kanalının yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Partisinin kongre sürecinin devam ettiğini belirten Halaçoğlu, 60 ilde parti teşkilatları oluşturduklarını ve ilçelerle birlikte Yargıtay'a bildirdiklerini söyledi. Halaçoğlu, 60 ilde teşkilatlandırıldık, ilçelerle birlikte Yargıtay'a bildirdik, Yargıtay da onadı ve sitesinde seçime girebilir ifadesini koydu dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nu eleştiren Yusuf Halaçoğlu, YSK başka hiçbir partiye uygulamadığı şeyi bize uygulamaya kalkıştı. İl, ilçe kongrelerinizi yapmadınız dedi. Halbuki bundan önce bizim gibi kurulmuş 7 parti kurucularıyla büyük kongrelerini yapmışlardı ve seçime girmişlerdi diye konuştu. Halaçoğlu Şubat ayında ilçe, Mart ayında ise il kongrelerini tamamlayarak Nisan ayında büyük kongre yapacaklarını söyledi. Halaçoğlu, bize böyle bir şey çıkarınca yarın bunu bahane ederek seçime sokmama gibi bir durumla karşılaşırız düşüncesiyle bütün problemleri ortadan kaldıralım dedik. Böylece o pürüzler de ortadan kalkacak ifadelerini kullandı. Partisine yönelik FETÖ suçlamalarına da tepki gösteren Halaçoğlu, buna sadece gülüyorum. Bizim partinin kuruluşuna baktığımızda daha önceden kurulması planlanmış bir parti değil. Bizim mücadelemiz MHP içerisinde yönetim değişikliğine yönelik bir mücadeleydi ve yeni bir parti kurmak değil, parti yönetimine bir değişikliğe gitmekti. Mümkün olmadı. İktidar da dahil olmak üzere hepsi el birliğiyle delege imzaları toplandığı halde kongreye gitmediler. Dolayısıyla bu bizim irademiz dışında meydana gelen bir olaydır. Bizim yapmamız mümkün olmayan bir hadisedir. MHP'de yönetim değişikliğine gitseydik bir rüzgar alacak mıydık? Alacaktık ama bugünkü gibi bir rüzgar olmayabilirdi ifadelerini kullandı. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP kongresindeki açıklamaları nedeniyle HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve HDP'li milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP kongresindeki açıklamaları nedeniyle HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve HDP'li milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlattı. HDP 3. olağan büyük kongresini dün yapmıştı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Pervin Buldan ve Sezai Temelli 823 oyla eş genel başkan oldu. Afrin'e yapılan bu saldırının Türkiye halklarına hiçbir anlamlı gerekçesi yoktur. Bugün bombaların üzerine imza atarak
Afrin'in tepesinden bu bombaları bırakanlar bu sivil ölümlerinin sorumlularıdır. Değerli arkadaşlar, Afrin'de büyük bir direniş gerçekleşiyor. Neden? Çünkü siz bir halkın ordusuyla savaşabilirsiniz. Fakat halklara karşı savaş açarsanız işte orada kaybedersiniz. Direnişle karşılaşırsınız. Çünkü Afrin halkı kendi evini koruyor. Kongrede divan başkanlığı yapan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve eş genel başkan seçilen Pervin Buldan hakkında ise soruşturma başlatıldı. Başsavcılık yaptığı açıklamada Önder ve Buldan hakkında kongrede yaptıkları konuşmada terör örgütü propagandası yapmak, halka kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçu ve suçluyu övmek suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. CHP Balıkesir Milletvekili ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın meclise kanser hastalarının ilaç sorununu taşıdı. Şimdi bu konuyu konuşacağız kendisiyle. Sayın Akın merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar. Kanser hastalarının ilaç sorununu meclise taşıdınız. Nedir bu sorunlar? Evet. Dilerseniz böyle geniş bir konuyla başlayalım. Tabii. Öncelikle ben bu vesileyle izleyenler herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sizin vesilenizle. Şimdi bu durum zaten herkesin etrafında bu hastalıkta yakalanan veya yakınlarında bu hastalığı olanlar çekmiştir. Bir ilaç bulma sıkıntısı var. Yani kanser ilaçlarını bulması büyük bir sıkıntı var. Bunu birkaç kez dile getirdik. Ben bunu mecliste de konuşmuştum. Daha sonrasında bununla ilgili önergeler verdim. Fakat cevap gelmedi. En sonunda bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık. Neden? Şimdi bu ilaçların olmamasından dolayı tabii sağlık her şeyin üstünde olduğundan hayat mücadelesi veren, can mücadelesi verenler farklı farklı yollardan ilaçları bulmak için çalışma sarf ediyorlar. Bir de bu işin uyanıkları var diyelim. Bu uyanıkları da merdiven altından bu ilaçları temin etmeye çalışıyorlar. Yok internet üzerinden, yok merdiven altlarından, yok kara borsacılardan. Yani devletin görevi aslında, devletin görevi bu ülkede hastalıkla yakalanan veya neyi olursa olsun sağlıkla ilgili burada yaşayanların sağlığını koruma altına almak, ilacın tedarik etmek. Fakat devlet diyor ki biz diyor bazı ilaçları getiremiyoruz. Hem getiremiyorsun hem de getirilen ilaçları kontrol etmiyorsun. Yani ilaçları getiremiyoruz diyorlar ama ilaçlar Türkiye'de var. Nereden geliyor? Karaborta'dan geliyor. Yok işte başka yerlerden gizli gizli getiriliyor. Ne geldiği ne gittiği belli değil. Hastalara çare de olamıyor ve öyle bir şikayetler çok aşırı derecede geldiği için ben de bunu dile getirmek için böyle bir önerge verdim. Durum bu yani. Evet, peki neden Türkiye'den getiremiyor devlet? Efendim? Pardon. Neden devlet Türkiye'ye ilaçları getiremiyor? Duyabiliyor musunuz Sayın Akın? Şimdi sesinizi aldım. Beni kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir durum var. Yani devlet şu anda devlet dediğim yani iktidar kendi üzerine düşene Sağlık Bakanlığı kendi üzerine düşene görevleri layıkıyla yerine getirse gerçekten halkın bu isteklerine bu hastalığına çare olmak için mücadele etse rahatlıkla bunları getirebilir. Benim düşüncem şu bir milletvekili olarak. Eğer bu ülkede ölümcül bir hastalığa yakalanan bir hasta var da bunun ilacını hükümet getiremiyorsa, bunu farklı farklı yollardan, kara borsa üzerinden getiriliyorsa, bunu hemen şunu düşünürüm ben. Derim ki, demek ki bu ilaçlar geliyor, devlet getirmek yerine bunu birilerine imkan sağlamak için veya ticari kazanç elde etmek için halkın sağlığını ortaya koyarak ticari kazanç elde ettiriyor diye düşünürüm. Bunu da sordum sorumda. Dedim ki hangi amaçla bunu siz beceremiyorsunuz da kara borsadan başka yerlerden, kişiler üzerinden getiriliyor dedim. Bir de ne getirildiği belli değil. Allah korusun oradaki hasta belki de yanlış bir ilaç kullanıyor. Yani bunun cevabını vermesi gereken Sağlık Bakanlığı'nın ve AK Parti hükümetinin kendisi. Onun için onlara bu soruları yönelttik. Evet, bu aslında 5 soru sormuşsunuz ve cevabı evet. Herhalde yakın sürede size ulaşacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz normalde muhalefet milletvekillerinin sordukları sorulara cevap vermek hep kaçınan bir iktidar var. Fakat bu artık burada vicdanlara seslenmesi lazım ve bunun bir an evvel cevap alınması lazım. Ben kendime göre bir hafta süre koydum. Bir hafta içinde bunun cevabı yeteri kadar gelmezse bunu her ortamda dile getireceğim.
Diğer milletvekili arkadaşlarımla da paylaşacağım. Herkesle bunu dile getirmek zorundayız. Çünkü sağlık her şeyin önünde. Sağlığı bile peşkeş çekmek bu ülkede yapılacak en büyük ihanetlerden bir tanesi. Onun için bunun üzerine gideceğiz. Kanser hastalarımızın da ilaçlarını bulması için gerekli mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Evet, peki size gelen şikayetler ne yönde? Ve genel olarak şöyle. Genel olarak sağlıkla ilgili diğer sorunlar konuşuluyor mu sizinle? Neyle ilgili affedersiniz? Genel olarak diğer sağlık sorunları vatandaşlar sizlerle konuşuyor mu bu sorunları? Gelen şikayetler ne yönde? Şimdi konuşmalarından ziyade biz normalde yerinde durmayan çalışan bir milletvekili olarak size söylüyorum. Gittiğim zaman hastaneleri geziyorum. Hastalarla iletişime gidiyorum. Dernekleri ziyaret ediyorum. Onların onlardan gelen işte şikayetleri alıp ona göre çözüm olmak için yol haritası hazırlıyoruz. Böyle olunca da her şey ortaya çıkıyor. Kanser hastalarına özellikle ilaç bulamamalarından hep şikayetçiler. Ondan sonra sağlıkta mesela hastaneler yapılıyor. İyi hastane yapılıyor, doktor yok. Balıkesir'deki hastanelerde doktor eksikliği çok fazla. Makine eksikliği çok fazla. Yeni yapılan hastanelerin dışı güzel, otel gibi. İçinde berbat bir durum var. Asansörü daha hiç çalışmıyor. Yani mesela bir hastanemiz var, altını su basmış durumda. Anladınız mı? Yani sadece özellikle bu en son durumdaki şehir hastaneleri artık bunun insan sağlığını da ticaretleştirildiğinin tam ortada. Köprü yolda nasıl parasını geçmediğimiz yolda parasını ödüyorsak hastanelerde de hasta olmadan millet cebinden buna para ödüyor. Yani sağlıkta reform yaptı diyorlar. Bunların yaptığı reform değil, tam aksine geriye büyük bir gidiş var. Şu anda ilaç bulmada olan büyük sıkıntılar var. Sadece kanser hastalıkları için de değil. Ölümcül hastalıklarda ilaçta resmen bir kara borsa var. Ve bunu da dile getirmek için işte böyle bir şey hazırladık. Sağ olun, siz de buna önem verdiniz. Sesimizi duyurmaya yardımcı oldunuz. Ben bu vesileyle de size bütün kanalımda çok teşekkür ediyorum. Çünkü en azından böyle ses getirerek, konuşarak bu insanların dertlerine çare olmak için hep beraber görev yapmış oluyoruz. Evet, tüm hastalar ilaçsız kalmasın diyelim. Biz çok teşekkür ederiz değerli katılımınız için Sayın Akın. Sağ olun. Saygılar sunarım. Evet, CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Ahmet Akın telefon hattımızdaydı ve kanser hastalarının yaşadığı ilaç sorunu meclise taşıdığını aktardı bizlere. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim. Irak hükümeti IŞİD'le yapılan mücadelenin ülke genelinde büyük bir yıkım yarattığını, temel altyapının ve yıkılan binaların yeniden inşası için hesaplanan maliyetinde 82.2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Kuveyt'te düzenlenen bir konferansta konuşan Irak Planlama Bakanlığı Müsteşarı Kuzey Abdülfettah, kısa vadede 22 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını, orta ve uzun vadede ise 65 milyar dolarlık bir yatırım gerekeceğini ifade etti. Abdülfettah özellikle konut sektörünün yatırıma en acil ihtiyaç duyulan alan olduğunu vurguladı. IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçirmesinin ardından özellikle ülkenin batı bölgelerinde orduyla müttefikleri IŞİD'in ele geçirdiği yerleşim yerlerine yönelik büyük operasyonlar düzenlemişti. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun hava bombardımanlarıyla destek verdiği operasyonlarda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Özellikle Musul'daki konutların büyük kısmı ya tamamen yıkılmış ya da içinde yaşanamaz hale gelmişti. Musul'un sadece tarihi kent bölümünde 11.500 evin yıkıldığı, 35 bin evin ise kısmen hasar gördüğü tespit edildi. Ülkenin en büyük ikinci kentinden IŞİD çıkarılmış olsa da örgütün kentten kaçarken yıkıntılar arasında kurduğu bu bir tuzaklarının hala tamamen temizlenemediği ve birçok Musullunun yakınlarının cesetlerini molozların arasından çıkaramadığı da belirtiliyor. IŞİD'le çatışmaların yoğun geçtiği bir diğer kent olan Felluce'de ise 40 bine yakın evin ya tamamen yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Kürt peşmergelerine askeri eğitim veren Alman ordusunun Irak güvenlik güçlerine de eğitim ve destek hizmeti sunacağını açıkladı. Kuzey Irak'ta Erbil'i ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, bölgedeki peşmerge güçleriyle bir araya geldi.
Alman bakan yaptığı açıklamada Alman askerlerinin bundan böyle sadece Kuzey Irak'ta peşmergeye değil tüm ülkede güvenlik güçlerine danışmanlık ve eğitim desteği sunacağını söyledi. Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, Almanya ordusunun Irak güvenlik güçlerine sıhhiye ve lojistik alanında da destek vereceğini belirterek konuyla ilgili talebin Irak hükümetinden geldiğini açıkladı. İran'da 1979 yılında Ayetullah Humeyni liderliğinde kurulan İslam devriminin 39. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ülkenin tüm kentlerinde düzenlenen yürüyüşlere katılan İranlılar devrimin ilkelerine bağlılıklarını ifade eden sloganlar atıp ABD ve İsrail'i protesto etti. Tahran'da Azadi Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Ruhani, İran'la dünya güçleri arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya değinerek, anlaşmaya başlı ABD olmak üzere karşı tarafın sadık olduğu sürece bağlı kalacaklarını söyledi. Ruhani, anlaşmadan çıkanlar çok çabuk zararlarını görecek diyerek, Washington yönetiminin anlaşmayla ilgili tutumunu eleştirdi. İran'da 1979 yılında Ayetullah Humeyni önderliğinde kurulan İran İslam Devrimli Muhammed Rıza Pehlivi yönetimine son verilerek yerine İslam ilkelerini esas alan İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştu. İçişleri Bakanlığı terör suçundan arananlar listesine eklemeler yaptı. Kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37 ve gri listeye de 89 yeni isim eklendi. PYD'nin eski lideri Salih Müslim de kırmızı listeye eklendi ve 4 milyon lira ödül konuldu. İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesini güncelledi. İçişleri Bakanlığı'nın son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Listede sol terör örgütlerinden 128, bölücü terör örgütlerinden 599, dini istismar eden terör örgütlerinden 73, FETÖ'den 80 olmak üzere 880 kişinin ismi yer alıyor. Yemin ediyorum ben Allah aşkına, peygamber hatırına. 9 Şubat'ta güncellenen liste ilk kez eklenen isimler de belli oldu. Terör örgütü yöneticilerinin bulunduğu kırmızı listeye PYD terör örgütü liderlerinden Salih Müslim'in ismi de ilk kez eklendi. Müslim 4 milyon lira ödülle aranıyor. Örgütler zaten buna karşı savaşıyor. Ve sanırım öyle bir sert bir kayaya çarpar yani. Suriye'de esas saflarında savaşan Miraç Ural'ın aranma kategorisi kırmızı listeye yükseldi. THKPC Acilciler Grubu'nun elebaşısı Ural daha önce yeşil listedeydi. Soçi'de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılan Ural, Rusya ve Türkiye arasında krize neden olmuştu. Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkarılmıştı. 4 milyon lira ödülle aranan kırmızı listede sol terör örgütlerinden 28, bölücü terör örgütlerinden 89, dini istismar eden terör örgütlerinden 9, FETÖ'den 10 kişi bulunuyor. Savaşı açan zalim çeteler, kahrolsun Selefi cinayet şebekeleri, yaşasın kardeşim. Listede FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz, Gülen'in veliahtı olarak gösterilen Mustafa Özcan, PKK'nın sözde lider kadrosundan Murat Karayalan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Sabri Ok, IŞİD terör örgütünden Mustafa Dokumacı bulunuyor. Münafın ta kendisidir onlar. Übey İbni Selul'dan farkları yoktur. Güncellenen listeye Sabancı suikastinin faali, DHKPC terör örgütü mensubu Fehriye Erdal da ilk kez eklendi. Mavi renk kategorisinde aranan Erdal için belirlenen ödül miktarı 1,5 milyon lira. Mavi listede bulunup 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan teröristlerden 13'ü etkisiz hale getirilmişti. Listede FETÖ terör örgütünden emniyet imamı olarak bilinen Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil ile Emrullah Uslu da bulunuyor. Zaman buldukça gündemi değerlendiren, gündeme dair analizler sunmaya çalışacağım. Terörle daha etkin mücadele için terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara ödül veriliyor. Ödüller için 5 ayrı renk kategorisi belirlendi. Örgüt yöneticileri kırmızı renk kategorisinde 4 milyon lira, mavi listedekiler 1,5 milyon lira, yeşil listedekiler 1 milyon lira, turuncu listedekiler 600 bin lira, gri listedekiler 300 bin lira ödülle aranıyor. Ödülle aramaya ilişkin uygulama kapsamında aradan geçen 2,5 yılda güvenlik güçlerinin de başarılı operasyonlarıyla kırmızı listeden 2, maviden 13, yeşilden 21,
turuncudan 15, griden 112 olmak üzere 163 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara ödüller de verilmeye başlandı. Yazılı, sözlü ya da elektronik ortamdan emniyet jandarma birimlerine, yurt dışında elçilik ve konsolosluklarla Alo 140, 155 ve 156 hatlarına yapılan ihbar doğrultusunda bazı teröristler etkisiz hale getirildi. Ödül yönetmeliği doğrultusunda ihbar yapıp terör örgütlerine ağır darbe vurulmasına katkı sağlayanlara toplam 12 milyon 573 bin lira para ödülü verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrikalı Bakanlığa FETÖ uyarısında bulundu. Çavuşoğlu, FETÖ maalesef değişik kıtalarda bazı ülkelerin kontrolünü hemen hemen ele geçirmiş durumda. Bu teröristlere karşı hepimizin uyanık olması gerekiyor. FETÖ asla ve asla Türkiye'yi temsil etmiyor dedi. Devlet sistemimizin çeşitli organlarına sızan hain FETÖ terör örgütü 251 vatandaşımızın canına kıydı. FETÖ, okullar, dernekler, iş adamları, örgütleri ve şirketler aracılığıyla dünyanın dört bir köşesinde yuvalanmış bir terör örgütüdür. Devlet kurumlarına sızarak ülkeleri kontrol etmeye çalışıyorlar. Maalesef değişik kıtalarda şimdiden bazı ülkelerin kontrolünde hemen hemen tamamen ele geçirmiş durumdalar. Bu teröristlere karşı hepimizin uyanık olması gerekir. Şunu lütfen unutmayınız. FETÖ asla ve asla Türkiye'yi temsil etmiyor. Derneklerin adının başında Türk ismini kullandıkları için Türkiye'yi temsil ettiğini sakın düşünmeyin. Onlar sadece Türk bayrağını ve Türk ismini amaçlarına ulaşabilmek için suistimal ediyorlar. 15 Temmuz sonrasında çok sayıda Afrika ülkesi FETÖ ile mücadelede bize çok güçlü destek verdiler. Tüm bu ülkelere gönülden teşekkür ediyorum. Birçok Afrika ülkesinde FETÖ okulları kapatıldı, devralındı ve bazıları birçoğu da Maarif Vakfı'na devredildi. Vakıf kısa süre içinde bu devletimize bağlı bir vakıftır. Bu okulların kalitesini de yükseltti, yeni okullar da açtı. Eski Zaman Gazetesi görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı darbe girişimi dosyasına da giren gazete reklamıyla hiçbir alakası olmadığını söyledi ve TV'de bile denk gelmedim dedi. Darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcağ'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın 5. duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada ilk olarak savunma yapan Zaman Gazetesi'nin görsel yönetmeni Yazıcı özetle, ben Zaman'da çalışırken bir terör örgütünün yayın organında çalıştığımı hiçbir zaman düşünmedim. Onlar devletin bütün imkanlarına sahipken göremedik, fark edemedik diyorlar. Benim ne imkanım vardı ki FETÖ'yü fark edeyim? Bankası hesabım kurumun açtığı maaş hesabıydı. Benim tercihim değil. Zamanla maaş ilişkim bitince Bankasya'dan ayrıldım. Fethullah Gülen'den asla talimat almadım. Hesap hareketlerinin seyri de bunun kanıtıdır. TMSF ve BDDK Bankasya'yı 1,5 yıl önce yönetti ve terörist faaliyetten haberdar olmadı. Benim haberdar olmamı nasıl beklersiniz? Zaman Gazetesi'nin suçlanan reklam filmiyle hiçbir ilişkim, yetki ve sorumluluğum yok. TV'de bile denk gelmediğim ifadelerini kullandı. Zaman Gazetesi'nin 15 Temmuz darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayımladığı bir reklamın subliminal mesaj içerdiği iddia edilmişti. Zaman Gazetesi'nin 2015 yılında yayımlanan reklamında sirenler çalarken gri tonlu şehrin uçaktan kuş bakışı görüntüsü ekrana geliyor. Daha sonra ise yeni doğmuş gülen bir bebek yüzü ekranlara getiriliyor. Geçen yıl Aralık ayında kızdığı bir zabıta memuruna herkesin gözü önünde şiddet uygulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski zabıta daire başkanı Tayfun Kareli hakkında adli soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski zabıta daire başkanı Tayfun Kareli,
Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı. Kızdığı bir zabıta memurunu bayıltana kadar tokatlamıştı. Görüntülerin televizyon kanalları ve sosyal medyada yayılması adeta infial yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle zabıta daire başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım açıklamasını yaptı. Görevden alınan Tayfun Kareli hakkında idari soruşturmanın ardından adli soruşturma da başlatıldı. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu emniyete yazı yazarak kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralamakla suçlanan şüphelinin, müştekinin ve tanıkların ifadesinin alınması istendi. Savcılık olayla ilgili kamera görüntülerini de talep etti. Zabıta memurunun henüz şikayetçi olmadığı belirtildi. Soruşturmanın bir avukatın Kareli hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından açıldığı öğrenildi. Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. 69 yaşındaki İnanır'ın beyninde pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı ve bu sabah da doktoru bir açıklama yaptı. 2 haftaya taburcu olur, hayati tehlikesi yoktur dedi. Her şey denenebilir. Önemli olan o heyecanı taşıyabilmek, o yüreği, o cesareti. Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve birçok filmde rol alan ünlü oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Dün akşam saatlerinde beynine pıhtı atması sonucu yakınları tarafından Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede ameliyata alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındı. Kısa sürede ameliyat edilen İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İnanır'ın hastaneye getirilmesinin ardından basın mensupları da hastaneye akın etti. Sanat camiasından çok sayıda seveni usta sanatçının tedavi gördüğü hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Usta sanatçı İnanır'ı hastanede ziyaret eden iş insanı Yılmaz Ulusoy basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kadir İnanır'ın durumu gayet iyi. Hadise dün oldu. Hastaneye getirdik. Gerekli müdahaleler yapıldı. Dün geceyi çok rahat geçirdi. Dün gece ben buradaydım. Kendisi gayet iyi. Şimdi uğradım yine. Şeyle Yunus Aydın'la, profesör Yunus Aydın'la. Fevkalade iyi. Dinleniyor. Yalnız dinlenmeye ihtiyacı var. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Sağlığı fevkalade yerinde. Allah korudu. Hiçbir şey yok yani o hastalığı ile ilgili. En küçük bir iz, bir emare yok. Beyin ve kalbi besleyen ana damarlarda biriken yağın sebep olduğu pıhtı atma, halk arasında inme denilen felce yol açıyor. Hipertansiyon ve kontrolsüz diyabetin pıhtı atmada en önemli faktörler arasında yer aldığını belirten uzmanlar, sağlıklı beslenme, egzersiz, karın bölgesindeki yağlarla mücadelenin yanı sıra kardiyolojik kontrolleri ihmal etmemek gerektiği uyarısında bulunuyor. Adana'da bir kişi sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde 3 yaşındaki kıza tecavüz etmek isterken yakalandı. Çıplak halde evden çıkıp sokakta kaçmaya çalışırken yakalanan kişiye linç girişimi polis tarafından engellendi. Adana'da bir kişi 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmek üzereyken yakalandı. Komşusunun sokaktaki düğününe giden zanlı bir müddet müzik eşliğinde oyunları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 3 yaşındaki kız çocuğunu gören zanlı odaya girip kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde zanlıyı üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünde duran tuğlayı alıp tekrar eve giren davetli zanlıya saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetliler de şüpheliye saldırıp linç etmek istedi. Şüpheli çıplak halde evden kaçıp sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli fazla uzaklaşmadan yakalandı. Küçük kızsa çağrılan ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün geldim hastaneden, çocuğun durumu çok kötü, her taraflarım oralmış çocuğun.
Her taraflarını darp etmiş çocuğun. Yüzüne bakamazsınız. Üç yaşındaki çocuğun siz nasıl bunu yapıyorsunuz? İnsanlık mıdır bu? Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastaneye gelerek saldırmak isteyince polis adamı arka kapıdan çıkardı. Çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakınları ve komşuları da durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Mahalleli zanlının idamla cezalandırılmasını istedi. Eylemde idam, idam, ya ölecek, ya ölecek sloganları atıldı. Bir süre zanlı aleyhine slogan atan grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Küçük kızın tecavüze uğrayıp uğramadıysa hastaneden gelecek rapor sonucunda kesinlik kazanacak. Fatih Belediyesi 7 Kule Hayvan Barınağı 9. Sevgi Günü etkinlikleri kapsamında kermes düzenledi. Ünlü sanatçıların yer aldığı kermesten sağlanan gelir barınaktaki hayvanlar için kullanılacak. Hayvanseverler Fatih Belediyesi tarafından 7 Kule Hayvan Barınağı'nda düzenlenen kermeste karşılıksız sevgi için bir araya geldi. Fatih Belediyesi 7 Kule Hayvan Barınağı 9. Sevgi Günü etkinlikleri kapsamında kermes düzenledi. Kermese ünlü sanatçılar Tuna Arman, Ulvi Alaca Kaptan, Hayko Cepkin ve Murat Başaran'ın yanı sıra çok sayıda hayvansever katıldı. Kermese katılan sanatçılar standlarda satış yaparken hayvanseverler de satılan ürünlerden aldı. Kermeste sağlanan gelir barınaktaki hayvanlar için kullanılacak. Her sene yapıyoruz bu etkinliği. 9. senemiz. Burada 4000'e yakın hayvan var. Ve engelli kediler var. Sadece gönüllüler yardımıyla dönüyor. Belediyemizin de çok büyük desteği var. Valla insan olmaya çalışıyoruz. O yüzden buradayız aslında. Çünkü Allah'ın dediği gibi yaratılanı severim yaradandan dolayı. İnsan olmanın özelliği kendinden zayıf olanı koruyup korumakla geçerli. Buradaki gelirle mama alabiliyoruz. Sağlık giderleri için harcanıyor. Şiddet ve tecavüzün kabahatler kanunundan çıkıp Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması için uğraşıyoruz. Hayvana şiddetle başlayan bu olaylar çocuk, engelli ve kadın diye devam eden bir sıralamayla devam ediyor maalesef. Tüm ülkelerde suç sayılıyor ve potansiyel suçlu sayılıyor hayvana şiddet uygulayanlar. Bizde de en yakın zamanda böyle olması için emek veriyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Çok keyifli. Mümkün mertebe fırsat buldukça bu tip etkinliklere katılıyorum. Çorbada tuzumuz olsun istiyorum. Bu haberle birlikte gün izni noktalıyoruz sevgili izleyenler. WhatsApp hattımızda hemen sizlerle paylaşalım. 0545 357 42 13 numaralı hattan bizlere ulaşabilir, sesinizi duyurabilirsiniz. Yarın saat 14.30 olduğunda tekrar gün iziyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. We'll be right back.